Türkiye'nin nefesini tutarak beklediği proje sonunda başladı. Yerli insansız savaş uçağının tasarım faaliyetlerine başlanıldığı ve 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştireceği Selçuk Bayraktar tarafından bizzat açıklandı. Videomuza devam etmeden önce gelin Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a bir kulak verelim. Akıncı 5,5 ton yani 5500 kilo. Yani 5,5 kiloluk en mini adan, sonrasında 650 kiloluk Bayraktar TB2. Bayraktar Akıncı da 5,5 tonluk çok daha geniş kabiliyetlere sahip bir platform. Her birinin bunlar sınıf sınıf olduğundan Akıncı'dan sonra biz insansız savaş uçağına çalışıyoruz. İnşallah onun prototip geliştirme süreçleri devam ediyor. Biraz daha tabii yani muharip savaş uçakları kabiliyetine sahip olan insansız savaş uçağından bahsediyorum. Ona çalışıyoruz. Selçuk Bayraktar, Azerbaycan televizyonuna verdiği röportajda aylardır, hatta yıllardır beklediğimiz müjdeyi verdi. Selçuk Bayraktar, gelecek projeniz ne olacak sorusuna, Akıncı'dan sonra biz insansız savaş uçağına çalışıyoruz. İnsansız uçağın prototip geliştirme süreçleri devam ediyor. Muharip savaş uçaklarına yakın bir kabiliyete sahip olan bir insansız savaş uçağından bahsediyorum diyerek Akıncı'dan sonra insansız savaş uçağının geleceğini ilan etti. Öte yandan Baykar Savunma'nın genel müdürü Haluk Bayraktar ise Mius uçağının Baykar firması açısından çok önemli bir hedef olduğunu ve şu an kavramsal tasarım aşamasına geçildiğini açıklamıştı. Bu aşamada ihtiyaç ve gereksinimlerin tespiti üzerinde durulduğunu ifade eden Bayraktar, Mius'un yapay zeka ile donatılacağını ve savaş sahasında kendi başına karar verebileceğini açıkladı. Milli insansız savaş uçağı sistemi Mius, turbofan itki sisteminden gücünü alan, 40.000 feet operasyonel irtifaya sahip ve havada yaklaşık 5 saat kalabilecek bir uçak. SATCOM veri ağıyla menzil kısıtı olmadan görev yapabilecek olan Mius, 0.8 Mach seyir hızına sahip olacak. Muharip insansız savaş uçağımız 1 ton mühimmat taşıma kapasitesiyle yakın hava desteği, stratejik taarruz görevleri, hava savunma sistemlerinin imhası ve füze saldırısı görevlerini yerine getirebilecek. Ayrıyeten muharip insansız savaş uçağımız, Türkiye'nin yerli olarak geliştirdiği Gökdoğan ve Bozdoğan hava füzeleriyle de donatılacak ve bu sayede karşısına çıkan savaş uçaklarını birer birer avlayabilecek. Mius, insansız hava araçları, helikopterler ve savaş uçaklarını hava füzeleriyle vurabildiği gibi, kendisini radarda başka bir uçak olarak göstererek elektronik harp kabiliyetleriyle de donatılacak. Selçuk Bayraktar, TSK'nın dört gözle beklediği yerli süpersonik insansız savaş uçağının müjdesini vererek hepimizi gerçekten heyecanlandırdı. Akıncı TİHA'dan sonra insansız jet projesinin başladığını açıklayan Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, geliştirilen insansız jet SİHA ile TSK'nın bu alanda dünyada bir numaraya ulaşacağını söyledi. Muharip jet SİHA için ilk uçuş tarihini de açıklayan Bayraktar, 2023 yılında TFX savaş uçağımız hangardan çıkarken insansız jet SİHA Mius'ta ilk uçuşunu yapacak dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük ihtiyaçlarından birini karşılamak üzere insansız savaş uçağı geliştirdiklerini aktaran Baykar, Mius yani Muharip İnsansız Savaş Uçağı adı verilen jet SİHA sayesinde TSK'nın bu ihtiyacını yerli ve milli olarak karşılayacak. Ayrıca Mius sisteminin envantere girmesiyle birlikte envanterimizdeki insanlı savaş uçaklarına olan ihtiyaç da ciddi oranda azaltılacak ve Türkiye'nin gövde ömürleri azalmaya başlayan F-16 savaş uçakları belki de önümüzdeki 40 sene bile kullanılmaya devam edilebilecek. İçinde pilot olmayan bu jet SİHA'larla TSK'nın uçan unsurları 7/24 harekat gerçekleştirebilecek. Bayraktar, TB2 SİHA ile başlayan Türkiye'nin SİHA liderliği, Akıncı TİHA, Aksungur ve Anka derken şimdi de insansız savaş uçağına kadar uzanmaya başladı. TUSAŞ firması tarafından jet motorlu ve ses hızını aşacak Göksungur projesi devam ettirilirken,
Baykar tarafından da yine jet motorlu ama biraz daha yavaş, ancak çok daha fazla faydalı yük kapasitesiyle donatılmış MIUS projesi yürütülüyor. İki uçağın da yerli jet motorlarıyla donatılması beklenirken, hangi mühimmatları taşıyacakları ve toplam mühimmat kapasiteleri kesin olarak bilinmiyor. Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, teknoloji şirketlerinin kurucularını bir araya getiren WorldNet Summit'te bir açıklamada bulunmuştu. Türkiye'nin Bayraktar TB2'lerinin Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasındaki payına ilişkin konuşan Bayraktar, Karabağ'daki zafer sadece teknolojiyle elde edilmedi, buradaki asıl başarı şehitlerimize aittir demişti. Aynı toplantıda MIUS konusunda gelen sorulara da cevap veren Baykar Makine Teknik Müdürü, Türkiye'yi Akıncı'yla taarruzi insansız hava aracı üretiminde dünyanın ilk 4 ülkesi arasına soktuklarını, Akıncı'nın içinde 6 adet yapay zeka bilgisayarı olduğunu ve bu yapay zeka teknolojisinin daha da gelişmişinin muharip insansız savaş uçağında bulunacağını söylemişti. Dünya medyasının gündeminden düşmeyen Baykar firmasının geliştirdiği MIUS'un ilk prototipinin de ilk uçuşunu 2023'te yapmasını planladıklarını açıklayan Selçuk Bayraktar, belki ilk uçuş biraz daha erken alınabilir demişti. Türkiye, yerli ve milli savaş uçaklarını artık kendisi üretmek için son noktaya geldi. TUSAŞ bir taraftan TFX yani Milli Muharip Uçak Projesini yürütürken, insansız hava araçları konusunda da 2 adet jet motorlu SİHA projemiz devam etmekte. Türkiye'nin hedefi gerçekten tamamen insansız bir hava kuvvetleri oluşturmak. Bu hedefi önümüzdeki 30-40 yıl içerisinde gerçekleştirmek isteyen Türkiye, şimdiden insansız savaş uçağına giden yolun kapısını aralamak istiyor. Öte yandan Baykar firmasının tamamladıktan sonra MIUS'u başlatacağız dediği Akıncı TİHA'da envantere girmek için gün saymakta. Bünyesinde barındırdığı yüksek durumsal farkındalık sağlayan sensörlerle, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göklerdeki güç çarpanı olarak görev yapacak olan Akıncı TİHA, çok çekirdekli 6 yapay zeka bilgisayarıyla sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip olacak. Baykar mühendisleri tarafından geliştirilen yapay zeka bilgisayarları sayesinde Akıncı TİHA, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını yürütebilecek. Yapay zeka bilgisayarları vasıtasıyla sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydeden Akıncı TİHA, bu verileri kullanarak kendi operasyon rotasını tekrar yenileyebilecek, görevini iptal edebilecek ya da uydu bağlantısı kesilmesi durumunda otomatik olarak yapay zekasını kullanarak kalkış yaptığı ya da en yakındaki dost üsse iniş yapabilecek. Bu teknolojilerin tamamının daha gelişmiş şekilde muharip insansız savaş uçağı MIUS'ta da olması bekleniyor diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın sakın.